Abi yanlış yoldan girdik ya. Neyse, ileriden döneriz artık. Mert yavaş yavaş. O neydi oğlum? İnsan mıydı o? İnip bir bakalım. Biri vurup kaçmıştır belki. Yaşıyor mu? Baksana. Sen bak. Oğlum zaten arabayı kaçırmışız. Bir de adam ölmüşse üstümüze kalacak. Biz yaptık sanacaklar. Ya arabada iz mi var? Niye biz yaptık sansınlar? Saçmalama. Bak şu adama. Şşş. İyi misin? Sarhoş falandır belki ha? Bak hareket de etmiyor. Gel kimse görmeden gidelim şuradan. Ölmüş bu. İçeride kan var. Polisi aramamız lazım Mert. Çarpıp kaçma değil yani. Tek kurşunla vurulmuş. Kurşun sırtından girip kalbe denk gelmiş. Çevrede bir şey var mı? Yok. Sadece boynunda tırnak izi var. Bu yüzden mi? Evet. Muhtemelen arabadan atılmış. Ormanda sürüklenmiş gibi. Evet. Büyük ihtimalle öyle oldu. Fakat bir süre sonra bu elimi yerde kesip kaçmak zorunda kalmış. Ya herhangi bir araba farı görüp kaçmış da olabilir. Bu cesedi bulanlar kim? Şuradaki gençler. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun size de. Bu arada kimliği üzerindeydi. Haluk Say. Günaydın. Günaydın Umutcuğum. Günaydın. Her şey yolunda değil mi? Yolunda. Her şey kontrolüm altında. Hiç merak etme. Komiserim iyi mi peki? İyi. Ha, ne yaptınız? Maktul'ün ev adresini yolladım. Yoldayız, gidiyoruz. Tamam, haberleşiriz. Vakamız mı var? Evet, maktulümüzün adı Haluk Say'a. Evli, bir çocuk babası. İpek Hanım, Mehmet Amir sizi odasına çağırıyor. Tamam. Bunu odama bırakabilir misin? Tamam. Rüyanda beni mi gördün? Uyuyor musun sen hala? Uyuyorum. Mesai yok ya. Tatildeyim. Tatilmiş. Ulan ne tatili? İdari izinlisin sen. İdari izinlisin diye idare ediyoruz seni biz. Tatil diyor hala. Çabuk çık gel buraya, çabuk. Abi sürekli aynı şeyi konuşmayalım bence. Sen terapi diye ısrar ediyorsun. Ben de istemiyorum. İyiyiz böyle. Kapat Şahin, kapat. Arama bir daha beni. Sabah sabah rahatsız ediyorsun. Allah Allah, sanki ben aradım, sen aradın ya. Ne oluyoruz sabah sabah? Sayende sabahımızın, akşamımızın hayrı mı kaldı? Başkomisersiz cinayet büro idare etmeye çalışıyoruz biz buradan. Kapat! Gelmeyecek bu, ben sana söyleyeyim. Allah, hiç iyi ışık yok. Peki ne yapacak bu? Yani bu genç yaşında evde mi oturacak? Amirim, aslında evde oturmak ona iyi gelebilir. Siz biraz sakin olsanız. Nasıl yani? Şimdi sen de mi böyle söylüyorsun? Yani bu adamın problemli olduğunu burada bir tek ben mi söylüyorum artık? Yok amirim, problem var, problem var. Şimdi şöyle, dün Şahin Başkomiser biraz fazla yoruldu. Yani o yüzden biraz evde dinlenmesi, sağlıklı düşünmesi için ona iyi gelebilir. Nasıl fazla yoruldu? Siz dün birlikte miydiniz? Hı. Amirim siz bana Şahin Başkomiser'e göz kulak olun dediniz ya. Ha. Biz o yüzden Şahin Bey'le, Şahin Başkomiser'le biz birlikteydik. Bu akşam bize yemeğe gelecek. Görkem çok ısrar etti. Onun için dedim ben. Yemeğe geleceksin. İyi. Amirim siz bana ne soracaktınız? Şahin'i konuşalım, hani ne yapabiliriz, nasıl döndürebiliriz onu, neler yapılabilir diye. Ama maşallah sen bayağı bir ilgileniyorsun zaten. Güzel, güzel, güzel. Kolay gelsin amirim. Sağ ol, sağ ol. Size de kolay gelsin. Maktul'ün düzenli bir işi yok. Genellikle günübirlik işlerde çalışmış. Ya, sosyal bir iş çevresi olacağını düşünmüyorum. Sabıkalı diyordun bir de. Çoğunlukla kavgadan. Bir kere de kumarhane baskınında yakalanmış. Ehliyetini de alkolden kaptırmış. Bu kumarhane baskının detayı var mı? Şu an elimizdeki bilgiler bu kadar. Bakalım onlar ne biliyor. Merhaba. Ali Kusay'ın evi burası değil mi? Merhaba. Benim adım Doruk. Niye elini uzatmıyorsun? Gel. Senin adın ne? Kerem. Kerem, annen evdeyse bize bir çağırır mısın? Buyurun. Kime bakmıştınız? Merhaba. Haluk Say'ın eşi siz misiniz? Evet. İstanbul Emniyeti Cinayet Büro'dan geliyoruz. Eşinizle ilgili konuşmamız gerek. Allah taksiratını affetsin. En son ne zaman görmüştünüz? Dün akşam. Sabah. Dün sabah. Evden çıkarken işte. Nereye gitti peki? Kahveye. Bunları o mu yaptı? Eşiniz çalışmıyor mu? Yani bir gün iki gün aralarda ne bulursun. Hatice Hanım, yaşadıklarınız kolay şeyler değil. Ama bu soruları sormamız gerekiyor. O yüzden kendinizi tutmayın lütfen. Eşinizin düşmanı ya da husumetli olduğu birileri var mıydı? Onu kim öldürmüş olabilir? Ya da birine borcu var mıydı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dün gece kaçta yattınız? Bakmadım ama geçti herhalde. Yani Geç vakitti. Bütün gece evdeydiniz. Evet. Dedim nerede olacağım ki? Kerem'le ikimizdik. Televizyon izledik. Öyle ikimizdik sadece. Eşiniz gelmeden de uyudunuz. Merak etmediniz mi peki? Etmedim. Etmedim. Bazen sabaha karşı gelirdi. Bazen de ertesi gün. Çoğunda da sarhoş olurdu zaten. Dün gece de sarhoş muydu? Bunları sarhoşken mi yaptı size? Bunları sarhoşken yaptı ama dün gece değil. Dün gece evde yoktu. Benim soracaklarım bitti. Teşekkürler. Dur. Müsaitse lavabonuzu kullanabilir miyim? Tabii. Benim soracağım birkaç soru var. Onları sorayım size. Ben giderim. Eşinizin düzenli bir işi olmadığını söylediniz. Nasıl geçiniyordunuz peki? Başlarda böyle değildi tabii. Sonradan işleri bozulunca... Hatice Hanım, oğlunuzu bırakabileceğiniz biri var mı? Neden? Bizimle emniyete gelip ifade vermeniz gerekiyor. İyi de sorduğunuz her şeyi cevapladım. Hatice Hanım, doğruyu söylemiyorsunuz. Dün gece evde 3 kişi olduğunuzu düşünüyorum. En azından bulaşıklıktaki tabaklar öyle söylüyor. Onlar eski. Çöpün içindeki alkol şişeleri... Bakın dün sadece Kerem'le ikimizdik. Biraz televizyon izledik sonra da uyuduk. Nerede uyudunuz? Salonda uyuduk. Birimiz bir kenara kıvrıldık diye, ötekimiz diğer tarafa. Yatakta kim yattı? Hatice Hanım lütfen işimizi zorlaştırmayın, buyurun. Ama... Buyurun lütfen. Emniyete devam ederiz. Çocuğunuzu bir komşuya bırakın, araçta sizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.